tek amaç kültürümüzü en iyi şekilde tanıtabilmek. Ben İstanbul'dan geliyorum ama ben bir Edirne'li gibi kendimi hissediyorum artık. Yani o konuma gelmişiz. Niye? Edirne'de yaşamıyoruz ama Edirne'nin tarihini, Osmanlı'nın bize vermiş olduğu bu değerleri hepimizin aslında el birliğiyle bunu öne koymamız gerekiyor, destek olmamız gerekiyor. Mimari fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin, fotoğraf sanatçısı Saime Güler'le birlikte Edirne'ye gelerek başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii olmak üzere eski cami ve Üç Şerefeli Camii'ni fotoğraflarıyla anlattı. 12 yıldan bu yana kubbe ve Osmanlı mimarisi eserleri fotoğrafladığını söyleyen Şahin, Edirne'yi anlatmakla bitiremeyiz dedi. 12 yıldır kubbe ve Osmanlı mimarisinde kendimi bilhassa bu konuda çok ilerlemiş şu anda o konuma geldim. Tabi bunlar okuyarak, öğrenerek, o yerin tarihini araştırarak bir defa Osmanlı bize ne değer kattı, Mimar Sinan bizde nasıl bir his uyandırdı, tarih bize hangi mesajları veriyor, bu camiler Edirne, Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Camii, şu anda durduğumuz nokta aslında bize üç kültürün, üç medeniyetinin birleştiği noktada aslında duruyoruz. Aslında burada çok güzel bir mesajlar çıkıyor ortaya. Eski camiden başlayan çok kubbeli yapıyla tek kubbeli geçiş sistemi, Üç Şerefeli Camii ve tabii ki Osmanlı'nın en büyük şahikası diyorum ben, mührü diyorum, Selimiye Camii ile Edirne'yi anlat anlat bitiremeyiz. Minareler İslam'ın nefes boruları. Neden minarelere biz gül motifini koyuyor Mimar Sinan? Eşittir 132 rakamına tekabül ediyor. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ismine tekabül ediyor. Kubbe, lale, alem eşittir 66 rakamı. Bu da Allah lafzına tekabül ediyor. İşte beni buraya çeken neden aslında ortak noktasının hepsi bu. 12 yıl. Kaç yıldan beri geliyorsunuz? 2008'den itibaren artık kaçını gelişini bilmiyorum. Ayda mutlaka iki defa geliriz. Şu anda sosyal medyada inşallah çıkacak olan 3. kitabımda yer verdiğim Selimiye baş tacımız diyorum. Üç Şerefeli Camii'den olacak. Ve Edirne ile alakalı vakıflar, genel müdürlüğünün, turizm kültür tanıtma müdürlüğünün bizden istemiş olduğu fotoğraflar. Yani bunları hep sosyal medyada destek amaçlı, tek amaç kültürümüzü en iyi şekilde tanıtabilmek. Ben İstanbul'dan geliyorum ama ben bir Edirne'li gibi kendimi hissediyorum artık. Yani o konuma gelmişiz. Niye? Edirne'de yaşamıyoruz ama Edirne'nin tarihini, Osmanlı'nın bize vermiş olduğu bu değerleri hepimizin aslında el birliğiyle bunu öne koymamız gerekiyor, destek olmamız gerekiyor. Meydan çok güzel olmuş ama eksiklerimiz var. Açık konuşmam gerekirse bilhassa ışıklandırma sistemi ve eski aslında havuzu özlüyorum bazen. Güzel bir fıskiye bir havuz olabilirdi diye. Bir de akşamları, dün akşam gördüm, bazı yollarımızın karanlık kaldığını fark ettim dün. Ama Edirne'ye yakışmış, çok güzel bir meydan haline gelmiş burası. Fotoğraf sanatçısı Saime Güler de Cemil Şahin sayesinde fotoğrafa merak sardığını ve uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını anlattı. Cemil Hoca'nın çektiği mimari fotoğraflar çok ilgimi çekti. Tam tersine, herkes gibi yorumlar değil, fotoğrafları okuyarak başladım ben bu işe. Cemil Hoca'nın da bu ilgisini çekti. O dönemlerde öğrencileri de vardı mimari açıdan. Ben de tanıştım kendisiyle. Sonra bayağı bir öğrencilik dönemi yaşadım. 10 senedir de beraber çalışıyoruz. Büyük bir ilgiyle başladı. Yani eski tarihi, Mimar Sinan'ın yaptığı eserler gerçekten muhteşem. Bize ecdadımızın bıraktığı büyük kültür mirası bunlar. Önce ben şunu söylüyorum. Evet, fotoğrafları çekiyoruz ama bunlara ben sahip de çıkalım diyorum. Arada ne söylüyorsunuz oradan? Ben hayret ediyorum ya.